Tamam, teşekkürler. Yalnız bu sefer bir aksilik çıkmasını istemiyorum. Okey, görüşmek üzere. Neden her seferinde kapıyı çalmayı inatla unutuyorsun Tülay? Çaldım Bahar Hanım, siz... O elindeki bana değil mi? Evet, bir kurye bırakmış. Ama kimin bıraktığı belli değil. Ben kimden geldiğini biliyorum. Tamam Tülay, çıkabilirsin. Sana aşık olduğumu söylüyorsan bana inanmalısın. İzin ver ne kadar gerçek olduğumu ispat edeyim sana. Sen bana karşı ne hissediyorsun? En azından bunu bilmek istiyorum. Yarın 3'te kafede ol ve anlat lütfen. Böyle bitmemeli. Doğuş. Doğuş. Sıkıldın mı? Yok, annemle konuşamadım da hiç. İstersen ararız. Ama böyle üzgün olursan o da üzülür. Şimdi onun desteğe ihtiyacı var. Onu neşelendirmemiz lazım. Anlaştık mı? Hı hı. E hadi o zaman. Anneni aradıktan sonra sinemaya gitmeye ne dersin? Çizgi film ama. Biliyor musun? Hep bu saatlerde ben tam burada çay içerim. Şimdi senin yüzünden ihmal etsem Deniz küserdi herhalde bana. İyi ya. Biz de küstürmedik işte. Derin? Muhabbetine doyum olmuyor. Kusura bakma Mehmet. Doktor 3'te gelin demişti. Keşke bu kadar erken gelmeseydik. Bir sürü işine engel oluyorum. Aa, lütfen ya, ben senin için erken çıkmadım. Hadi gel biraz yürüyelim. Kaç aylık bakmıştınız? Daha doğmadı. Aa, tebrik ederim. O zaman size başka şeyler göstereyim. Hı, olur, tamam. Bir sene önce bu şehrin ne kadar güzel olduğunun farkında bile değildim. Ama bak geçti işte, her şeyi görüyorsun. Şuralara bakar mısın, ne kadar güzel. Yaz geliyor, her şey değişiyor. Sen istediğin kadar inat et. Gitmek istediğin yere senden daha güçlü bir şey karar veriyor. E artık buna kader mi dersin, ne dersin bilmiyorum ama. Bana espri yapıyor kader genellikle. E sen de gül o zaman biraz. Aslında yılın esprisi bana yapıldı, biliyor musun? Bir sabah uyandığımda evliydim. Cık.
ve hiçbir şey kontrolümde değildi. Ama hayatın akışı beni o kadar güzel bir yere taşıdı ki şu anda kendimi çok huzurlu hissediyorum. Her şey değişti. Hayatına yeni bir insan girdiğinde iyi bir insan oluyorsun. Yapmış olduğun bencilliklerinden vazgeçiyorsun. Ya düşünsene bir de bebek olduğu zaman nasıl bir etki yaratır acaba, öyle değil mi? Gümüş ne kadar şanslı. Onun için iyi biri olmaya çalışan bir kocası var. Şu yapmaya çalıştığın şey bile o kadar değerli ki. Sağ ol. Ama benden iyi bir anne olurum ondan bile şüpheliyim. Benim hayatım anlamlı olsun diye ya çocuğumun hayatını mahvedersem? En iyisi bebeği aldırıp bir hafta içinde dönmem. Kendi hayatıma, ait olduğum yere. En doğrusu bu. Ben senin kadar, gümüş kadar iyi bir insan değilim Mehmet. Aa, saçmalıyorsun ha Derin. Kendine haksızlık etme. Sen çok güzel bir anne olacaksın, buna inan. Düşünsene çocuğun olduğu zaman ne kadar güzel vakit geçireceksiniz. Mehmet, tamam sen gelme artık. Ya hayır canım, olmaz öyle şey. Seni yalnız bırakıp gitmem ben. Zaten yeterince başına bela oldum. Bırak kendim gideyim. Emin misin? Evet. Bununla yalnız başa çıkmak zorundayım. Her zaman yanımda olamazsın ya. Peki. Ama çıkar çıkmaz ara beni ha. Tamam. Ya olmadı şimdi, bu ameliyat gibi bir şey. Ya tamam. Merak etme beni sen. Hadi git. Peki. Ne yapalım? Hadi görüşürüz. Aramayı unutma yalnız, tamam mı?